Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sonunda Eylül ayını bitirdik. Ekim'e girdik ve ben de Eylül ayında okuduğum kitapları sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Çünkü bu ay çok güzel sayıda bir kitap okudum. Bu da dolayısıyla videonun çok uzun olacağı anlamına geliyor. O yüzden izninizle hemen başlamak istiyorum. Ama öncesinde gördüğünüz gibi bugün kitapları Ceku ile beraber yorumlamak durumundayım. Çünkü buraya oturdu ve kalkmıyor. Arada eğer dikkatim dağılırsa şimdiden çok özür diliyorum. Çünkü sürekli hareket eden bir ama bazen gerçekten beni güldürüyor yaptıklarıyla. Dediğim gibi umarım dağılmadan bitirebiliriz bu videoyu. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Şimdi ilk olarak bunu göstereceğim fakat yorumlamayacağım. Nedir bu? Orhan Pamuk kafamda bir tuhaflık. Kitaba bayıldım. İstanbul'un çok uzun yıllara yayılan bir şehir hikayesi anlatısı bu. Bir aile romanı, büyük bir roman. Büyük roman nedir? Mesela daha önce bunu Cevdet Bey ve oğullarında yapmıştı. Orhan Pamuk, Thomas Mann'ın Büyülü Dağ bu türün en önemli örneklerinden biridir. Dediğim gibi ben kitabın detaylı anlatımını şöyle bir şey yapıyorum biliyorsunuz. Bunları okumadan ölmeyin diye bir kitap önerileri serisi yapıyorum. Orada detaylı olarak konuşacağım sizinle. Almayka yolundan çocuk yasası. Çocuk yasası. Orta yaşı geçmiş bir hakim olan Fiona ve eşinin üzerinden başlıyor. Ama aslında kitabın adının da bize gösterdiği gibi çocuklar ve farklı farklı dini inanıştan ailelerin bu inançlarının çocukların hayatını nasıl etkilediği üzerine yoğunlaşmış bir roman. Belli kritik tıbbi kararlar verilmenin eşiğinde olduğunda bu inançların aileleri nasıl ikilemde bıraktığı, çocukların hayatını nasıl ikilemde bıraktığı üzerine yoğunlaşıyor. Ciddi anlamda sizi düşünmeye sevk eden çok güzel bir roman olduğunu düşünüyorum. I'm McEwan'dan okuduğum ilk roman. Fakat bunu da söylemem lazım size. Ek olarak şimdi 140 sayfa bir kitap bu ve büyük çoğunluğu Fiona'nın bu çocuklarla ilgili katıldığı mahkemelerde geçiyor ya da hukukçu arkadaşlarıyla arasında diyaloglardan oluşuyor. Dolayısıyla pek çok dava dosyası detayı ve hukuksal terimler var. Eğer ki böyle şeyler sizi sıkıyorsa kitabı okurken bunalma ihtimaliniz de var. Onu da göz önüne alarak kararınızı verirseniz ve bu şartlar size uyuyorsa bence kitabı keyifle okuyabilirsiniz. Diğer bir okuduğum kitap Yevgeni Zamyatin'in Biz romanı. Biz çok sevilen bir tür olan distopyanın temel taşlarından biri arkadaşlar. George Orwell'dan, işte Kurt von Nagata, işte Aldous Huxley'den, Ursula K. Le Guin'e pek çok distopya ve fantastik bilim kurgu türünde kitaplar yazan yazarların. Evet ben döndüm ve Yevgeni Zamyatin'e baktım, ondan ilham aldım, bunu da gururla söylüyorum dediği çok önem verdikleri bir yazar. Maalesef ki tek romanı fakat pek çok açıdan çok etkileyici. Bir tek devlet düzeni var bu kitapta anlatılan distopik dünyada ve bu dünyada hiçbir şekilde kendinize özel bir hayatınız yok. Bireysel özgürlükleriniz diye bir şey yok. Tamamen toplum için yaşıyorsunuz. Şeffaflık ve açıklık artık yani tamamen işte birbirini gözetleme üzerine kurulu, her şeyin camdan perdelerin asla kapatılamadığı, kendinize özel saklayabildiğiniz hiçbir şeyinizin olmadığı, cinsel birleşme de dahil her şeyin tek devletin kararına bırakıldığı bir distopik dünya çizilmiş. Oldukça rahatsız edici. Özellikle sosyal medya üzerinden herkesin her şeyi bu kadar yoğun paylaşmaya hevesli olduğu bir dönemde bunun eğer ki size sistem tarafından zorunlu olarak yaptırılmasını maruz kaldığınızı düşünseniz ne kadar kötü olacağını tahmin edebilirsiniz açıkçası. Hani bazen kızıyoruz ya, bu da gelip her şeyini gidip oradan paylaşıyor diye bunu sürekli her gün yapmaya mecbur kaldığınız bir dünya düzeni düşünün. Kitapta anlatılan sistemin can sıkıcılığının ne boyutta olduğunu o zaman sanıyorum ki gözünüzde net bir şekilde canlandırabilirsiniz. Kitabı ben ilk okumaya başladığımda kitap kayıtlardan oluşuyor. Kayıt 1, kayıt 2, kayıt 3 diye kahramanımızın tuttuğu kayıtlardan oluşuyor. İlk baş demiştim ki ben ilk başta ne kadar tutuk, robot gibi kesik kesik, Allah Allah, bu yani çok sevilen bir kitap ama bunda bir sıkıntı var diye. Şimdi kahramanımız bu sistemde gördüğü çatlaklara dikkati yoğunlaşmaya başladıkça, içinde yaşadığı sistemden memnun olmaya başladıkça tuttuğu kayıtlarda derinleşmeye, cümleler güzelleşmeye ve edebileşmeye başlıyor. O zaman yazarın ne yapmak istediğini çok daha iyi anladım tabii ki. Yani makineden isimleri olmayan sadece
Çok özür dilerim. Numaralarda adlandırılan kişilerden kimlik, kişilik, birey olmaya doğru evrildikçe onların uyanışlarını da net bir şekilde görüyoruz kitapta. Ben çok beğendim ve çok etkilendim. Sen de düşünüyorsun Cakıcığım. Şimdi geldik. Yeni bir Sherlock Holmes macerası. Alt başlığı Anthony Horowitz'in İpek Evi. İpek Evi Conan Doyle vakfının yani Sherlock Holmes kahramanının asıl yaratıcısı olan Sir Conan Doyle'un verasetini yürüten vakfın onay verdiği ilk Sherlock Holmes macerası. Bu kitabı ben yorumlamayacağım. Neden? Çünkü ben kitabı çevirisi o kadar evlere sendi ki resmen trolledim. Hiçbir şekilde ciddiye alamadım. Dolayısıyla okudum, bitirdim, güzeldi. Yani ona rağmen ben kitabı bırakmadım yani bir kenara. Peki bu çevirideki bu garabet nedir? Sherlock Holmes ve davasını aldığı kişi beraber bir otele gidiyor ve bu otelde girdikleri zaman içeriye onları otelin çalışanı Allah iyiliğiniz versin beyler bir odaya mı ihtiyacınız var diye karşılıyor. Yani şimdi bakın burada kastedilen şey yapılmak istenen şey anlıyorum tamam mı? Yerelleşme yapılmak istenmiş. Çok güzel ama dil ve sosyal dil birbirinden çok farklı şeylerdir. Bunu filmlerde, altyazılarda İngilizceniz varsa İngilizce olarak şöyle görürsünüz işte Tanrı sizi korusun bayım. Bu hani biz İngiltere'de İngilizler arasında bir selamlaşma kalıbıdır. Bizde böyle bir şey yok. Bizde Allah iyiliğinizi versin ya da Allah senin iyiliğini versin. Sadece çok samimi olduğumuz insanlarla birbirimize karşı kullanabileceğimiz bir şakalaşma sözü. İlla ki tutup bunu yerelleştirmek istiyorsanız Allah'ın selameti üzerinize olsun da yani. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu kadar basit. Allah iyiliğinizi versin de yani. Ben bir dükkandan içeri girsem biri bana Allah sizin iyiliğinizi versin dese bu ne rabalilik derim yani. Hani, bu normal bir şey değil. Kimsenin bana selam vermeye çalıştığını falan düşünmem. Şimdi olacak şey var, olmayacak şey var. Çeviride yerelleştirme güzel bir şey. Ama tutup bunu kafanıza göre uydurarak yapamazsınız yani. Dil yaşayan bir şeydir. İçinde onu kullananların oluşturup şekillendirdiği bir şeydir. Neyse. Sinirlenmeyeceğim artık. Engin Geçten Zamane. Zamane şu açıdan önemli. Psikanaliz üzerine bir kitap zaten Engin Geçten çok tecrübeli, yıllardır bir uğraşan bir psikanaliz uzmanı. Darbelerin ve işte siyasi bölünmelerin, kutuplaşmaların özellikle 60'lar sonrasında ve sonrasında gelen darbeyle beraber toplumda oluşturduğu etkiler üzerinde yoğunlaşıyor. Bizim coğrafyamızda bizde olan konular üzerine yoğunlaşması açısından önemli bir kitap. Fakat benim çok ilgimi çeken bir şey oldu. Ben hayatımda ilk defa darbeler üzerine yazılmış bu kadar apolitik bir kitap okudum. Bunu olumlu ya da olumsuz anlamda söylemiyorum. Bu kadar her şeye tarafsız bakabilmek, tepeden bir göz gibi gözlemci olarak kalabilmek bence çok ilginç bir şey. Ben hiçbir zaman bu kadar objektif olamam mesela konularda. Bu sanıyorum ki artık Engin Geçtan'ın mesleki tecrübesinin geldiği nokta olarak da düşünebiliriz. Yani eğer böyle konulardan hoşlanıyorsunuz, ilginizi çekiyorsa bir bakmanızı öneririm. Ben psikoloji, psikanaliz gibi konulara çok ilgili olmamama rağmen kitabı sıkılmadan okudum. Zaten 100 sayfa ince bir kitap Metis yayınlarından. Dikkatinizi çekiyorsa böyle şeyler bir bakmanızı tavsiye ederim. Bunu size ben okuma alışkanlıklarım, okuma yöntemlerim videosunda da göstermişim. Jean-Paul Sartre'ın Edebiyat Nedir adında edebiyat üzerine bir denemesi 3 bölümden oluşuyor. Bu 3 bölümde kendisinin edebiyata bakış açısını, bir edebi eserin nasıl olması gerektiğini ya da bir edebiyatçının entelektüelinin nasıl olması gerektiğine dair kendisi yorumlarını, düşüncelerini yazmış. Bu kitapta çok kolay anlaşılır bir dili yok. Felsefi jargona hiç hakim değilseniz okumakta zorlanabilir ve sıkılabilirsiniz. Fakat çok temel düzeyde bir altyapınız varsa Sartre hakkında, onun edebiyata bakış açısı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız içeriği çok dolu bir kitap. Onu söyleyeyim. Şöyle hatta bir şey söyleyeyim. Benim bu ay diğer okuduğum bir kitap Bilge Karasu'dan Kılavuz. Ben Kılavuz'u eğer ki Edebiyat Nedir'i okumadan alıp okusaydım muhtemelen çok bir şey anlayamazdım. Yani Bilge Karasu kılavuzu Sartre'dan etkilenerek ya da Sartre ekseninde bir bakış açısıyla mı yazdı bilmiyorum. Ama Sartre'ın Edebiyat Nedir'i Nasıl Yazmalı bölümünde anlattığı şeylerin somut olarak uygulamasını
Adeta ben kılavuz kitabında gördüm. Bu saydığım şartlar sizin ilginizi çekiyorsa bir bakmanızı öneririm. Gelelim kılavuza. Kılavuz çok enteresan bir kitap. Düş ve gerçeklik arasında bölünmüş bir adamın hikayesiyle başlıyor. Oldukça gizemli ve ürkütücü. Ben akşam saatinde okumaya başlamıştım ve gerçekten rahatsız olduğum dediğim o ürkütücülük hissini size çok güzel bir şekilde veriyor. Bir yazlık yerde otururken bir iş aramaya başlayan genç adam ilana başvurduktan sonra gidip ilanı veren kişiyle görüştüğünde birden acayip bir psikolojinin içine düşüyor. Sanki çünkü ilan onun için verilmiş gibi ve ilanı verenin tavrı gelip kendisini bulsun diye o ilanı vermiş gibi. Sonrasında da bazı tuhaf olaylar arka arka gelişmeye başlıyor. İlk bölümü düş ve gerçeklik arasında ürkütücü bir tabloda geçerken sonrasında atlamalı zaman aralıklarıyla yazılmış bu kitapta daha sonrası ve daha sonrasını görüyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bununla edebiyat nedir'in bağlantısını kurduğum nokta ne? Onu söyleyeyim. Edebiyat nedir de Sartre nasıl yazmalı şunu söylüyor. Yazar bazı boşluklarla aralıklarla işaretlediği yolda her şeyi doldurmaz ve kılavuz olarak onları bırakıp okurun anlamasını bekler diyor. Tam olarak gördüğüm şey bu işte çok fazla boşluklu kapalı anlatım öğesi var kılavuzda ve sizin onu kendi hayal gücünüz ve birikiminizle doldurmanızı beklemiş Bilge Karasu. Bence kesinlikle deneysel bir roman. Ben çok etkilendim ama herkesin sevebileceği bir kitap olduğunu düşünmüyorum. İki tane fizik kitabım var bu ay okuduğum. Biri Hiç Yoktan Bir Evren. Diğeri de Fizik Kullanma Kılavuzu, Hiç Yoktan Bir Evren, Lawrence M. Krauss'un, Fizik Kullanma Kılavuzu da Michael Brooks'un. İkisi de Aylak Adam yayınlarından tamamen tesadüf olarak. Şimdi öncelikle bundan bahsedeyim. Bu Lawrence Krauss'un aslında dünyanın, evrenin, modern fiziğin nereye gittiğine dair bir teorisi, modellemesi olarak bakabiliriz. Pek çok bilmediğim şey öğrendim ama kitap sonuna doğru birazcık böyle yani ateizm propagandasına doğru döndü. Ben hani kendim dindar bir insan olmama rağmen böyle şeylerden sıkılıyorum. Çünkü bir fizik kitabı okuyorsam fizik kitabı okumak istiyorum yani. Bu kadar basit saçma geliyor yani hani herhangi bir görüş ne olursa olsun bilim kitabı yazıyorum diye onu dikte etmek için ya da işte hangi görüş olursa olsun siz salaksınız bilmiyorsunuz kafasına girmesi yazarın. Böyle bir bayıyor yani benim bir süre sonra. Öyle olmasaydı muhtemelen çok daha keyifli okurdum. Biraz böyle atlaya atlaya gittiğim için çok bir yorum yapmam doğru olmaz. Bu sadece fizik üzerine yoğunlaşmış bir kitap değildi. Kimya, biyoloji, tıp tarihinden, matematik tarihinden pek çok küçük küçük ara bilgilerle de zenginleştirilmişti. Ben daha önce bilmediğim çok fazla şey öğrendim. Dili bence kolay anlaşılır. Ama tabii ki bu bireysel olarak sizin daha önce ne biriktirdiğinize dair değişip farklılaştığı için şimdi yanıltıcı bir yorum da yapmak istemem ama ilginizi çeken bir konuysa bence kolay anlaşılabilecek fizik kitapları arasında ön plana çıkıyor fizik kullanma kılavuzu. Merhume, Murat Uyurkulak. Merhume bende bayağıdır duruyordu ve durmasının tek nedeni benim de çoğu kişi aynı şeyi düşünüyor. Kapağına bir türlü ısınamamış olmamdı. Önce o yüzden şunu söyleyeyim. Ben kitabı okuduktan sonra bu kapağın bu kitap için çok uygun olduğuna kendi adıma ikna oldum. Bence alakasız değil. Ama görüntü olarak evet yani hani ne Murat Uyurkulak'ın tarzına ne de arka kapakta anlatılanlara uygun görünmediğini ilk etapta ben de kabul ediyorum çoğunluk gibi. Şimdi ben o kadar çok beğendim ki Merhume'yi. Hatta Instagram'da da bununla ilgili bir post atmıştım. Yani 314 sayfa ve her kelimesi öyle bir özenle öyle bir çalışmayla seçilip koyulmuş ki ben sonra kitabın ne anlattığını, konunun nereye gittiğini bile takip etmeyi bıraktım inanın ki. Müthiş keyif aldım. Yazarlığına bir kere daha saygı duydum Murat Uyurkulak'ın. Fakat bu da zor bir kitap. Eğer mesela ben Tolu biliyorsunuz ilk kitap önerileri videomda başucu kitaplarından biri olarak size söylemiştim ve tavsiye etmiştim. Sonra okuyup ya bana zor geldi, anlayamadım, sıkıldım diyenler oldu. Tolu anlamadıysanız bunu da anlamakta zorlanırsınız. Çünkü hani bu edebi zorluk ve teknik giriftlik açısından çok daha üst bir yerde duruyor bana sorarsanız Tolu romanından. Farklı karakterlerin iç içe geçmiş konuşmaları, oradan oraya atlayan anlatılar, olayların belli bir sıra değil.
girişik bir şekilde, karışık bir şekilde verilmesi gibi nedenlerden dolayı bence Merhume kolay anlaşılır bir roman değil. Murat Uyurkulan tarzına alışık değilseniz başlangıç romanı hiç değil. Ama benim için şu anda yani tolun üstüne çıkan bir kitap oldu. Bayıldım. Geldik bu ay okuduklarımdan beğenmediğim bir kitaba. Hızımızı tadacaksınız. Dave Eggers. Hızımızı tadacaksınız. Bir bit kuşağı romanı. Yani yol hikayesi. Yola çıkma hikayesi. İki arkadaş bir nedenden dolayı biz hikayeye oradan dahil oluyoruz. Belli bir plan program yapmadan işte kafasına göre tamamen macera odaklı bir yolculuğa çıkmaya çalışıyor. Planlarında aksayan bir sürü şey var ve onlar bir şekilde ama ne olursa olsun aceleyle bu yola çıkmaya çalışıyor. Biz oradan giriyoruz hikayeye. Başlangıcında bayılmıştım ben bu kitaba. Yazarın Dave Eggers'ın bakış açısına ve şimdiki zamana dair tespitlerine çok çok tav olmuştum. Fakat sonra yavaş yavaş böyle farklı bir yöne doğru evrildi. Yazarın tarzı değişti, dili değişti. O mizahi üslup aldı, kayboldu. Karakter bir evrim geçirip de oraya doğru gitmedi yani. Hani biz öyle bir gelişim görmedik. Bir 50-100 sayfa sonra birdenbire farklı bir yazar görmeye başladım ben karşımda. Bunda çevirmenin de payı olabilir, yazarın da payı olabilir bilmiyorum. Benim çünkü ilk okuduğum kitap Dave Eggers'tan. İkinci bir sebebi daha var beğenmememin. Bu son dönem edebiyatında çok fazla gördüğümüz sık sık geçen marka isimleri, model isimleri. Benim bunları görmeye başladıkça gözüm kaçınıp seyirmeye başlıyor. Yani çok fazla oluyor son zamanlarda ve ben buna böyle bir iğreti olmaya başladım. Nedenini çok merak ediyorum. Sürekli bir marka listesi pompalanması çok fazla gördüğümüz bir şey. Öyle bir şey gördüğüm zaman da ben kitabı yani seveceksem de sevemiyorum zaten. Bu iki nedenden dolayı kitabı ben bitirdim fakat sevmedim. Dolayısıyla size öneremeyeceğim. Ayın başlarında okuduğum Nurdan Gürbilek'ten Mağdur'un Dili bir edebiyat denemeleri kitabı. Daha önce yine bahsetmiştim bu kitaptan da aslında kısaca. Hemen yine tekrar özetleyeyim. Oğuz Atay, Cemil Meriç, Yusuf Atılgan ve Dostoyevski üzerine yoğunlaşan hepsinin ortak noktası Dostoyevski çünkü onun incelemelerini size veriyor. Bunları inceleyen bir edebiyat denemeleri kitabı. Böyle şeyler okumayı seviyorsanız, Oğuz Atay'ı ve Yusuf Atılgan'ı okumak istiyor, anlamakta zorlanıyorsanız bence bir de Nurdan Hoca'nın rehberliğinde buna bir bakmalısınız. Ben oldukça faydalı, dolu, vaadini yerine getiren bir kitap olduğunu düşünüyorum Mağdur'un dilinin. Gündüz Vassaf'tan Tarihi Yargılıyorum. Tarihi Yargılıyorum kitabı fena bir kitap değil. Herhangi bir yani bizim tarihimiz ya da herhangi başka bir ülkenin tarihi üzerine yoğunlaşmaktan daha ziyade sistemlerin, devletlerin tarihi nasıl iktidar hevesleri uğruna tekrardan şekillendirdiğini çok fazla gördüğümüz tarih yazıcılığının ve tarih üzerinde yapılan oynamaların sonuçlarını ve bunları aslında ne kadar çok yapıldığını bize anlatıyor. Yani küresel bir ölçekte tarafsız bir gözle yazılmış. Tarihin aslında nasıl serbest bırakılması gerektiği, sistemlerin insanlığın aleyhine nasıl tarihle oynadığını anlatıyor. Ben keyif alarak okudum. Böyle şeyleri seviyorsanız bir bakmanızı tavsiye ederim. Söylememe gerek yok herhalde. Edebiyat dışı bir kitap. Kurgu dışı. Bunların dışında da Usta ile Margarita ve Uğultulu Tepeler ikisi için bir ayrı video girmiştim. Onu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ya buraya kadar hala beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Çok uzun oldu video. Yani ama elimden geldiğince arka arkaya hızlı bir şekilde bunu yapmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videoyu takipte kalmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.